kendi düşüncelerimi arşivlemek için kurduğum bir sayfada, bir mütevazı bir YouTube kanalında bu kadar az aboneyle bir video paylaştım. 6000 kişi izledi. Çok inanılmaz şaşırtıcı geldi. Birçok yorum yapıldı. Söylediğim tek şey, hukukta reform isteniyor. Bunu dediklerinden sonra da Kemal Kılıçdaroğlu için fezleke hazırlandı. Ekrem İmamoğlu'na soruşturma açıldı. Vay, bir saldırı, hiçbir yorum yok. Sadece durum tespiti. Böyle oldu. Herkes üstüne gitti. Herkes bir şeyler söylüyor, bir şey anlatıyor. Ne anlatıyor diye şöyle yorumları izliyorum, takip ediyorum. Türkiye'de inanılmaz bir kutuplaşma var. Sen benim gibi düşünmüyorsan hainsin. Şöyle bir bakıyor, nereden tespit ediyor, nasıl örgütleniyorlar, nasıl yorumlara giriyorlarsa, nasıl birbirlerinden haberdar oluyorlarsa. Bir şekilde geliyor, bakıyor, önce bir tipe bakıyor. Bu adam ne olabilir? İzliyor, kafada kurmaya çalışıyor. Ne demiş? Kemal demiş, Ekrem demiş. Vay, hukuk reformu demiş, ondan sonra bu kesin kötü bir şey söylüyor diyor. Başlıyor yazmaya. Onlara da öğretilen bir şeyler var. Bir şey anlatıyor. Bu ülkede, bu ülkeyi geç, herhangi bir ülkede muhalefet varsa, eğer insanlar eleştiriyorsa, bir fikir söylüyorsa, o ülkede ilerleme olur. Herkes her yapılanı alkışlarsa, her yapılan için eyvallah derse, beğenmiyorsa da fikrini söylemiyorsa, orada bir ilerleme olmaz. İnsanlar farklı fikirler söyleyecek ki tartışılacak, düşünülecek, doğru ortak akılda buluşulacak. Muhalefet olacak ki yanlışı söyleyecek, iktidar da o yanlışı düzeltmek için çaba sarf edecek. En azından muhalefetin sesini kesmek için. Yani iyi ki muhalefet var denmesi gerekiyor. Niye herkes iktidarı alkışlamıyordan ziyade iyi ki muhalefet var demek gerekiyor. Öncelikle bunu bilmek lazım. Ve muhalefet eden insanlar, hain diye bir şey yok. Herkes bu ülkenin iyiliği için bir şey söylüyor. Gelelim konuya. Bir savunma mekanizması verilmiş. Efendim Ekrem İmamoğlu'na soruşturma açıldı ama bir sor niye açıldı? Çünkü devlet kaynaklarını kullanaraktan düşüncesini ifade etti. Güzel, eyvallah. Bunu söyleyen arkadaşlara, o zaman yani şahıslar değil, Ekrem'dir, şudur, budur, Ali'dir, Veli'dir, Hasan'dır, Hüseyin'dir değil. Bu düşünceyi mi savunuyorlar? O zaman bu düşünceyi savunan arkadaşların mesela bir kamu yatırımı açılışında, mesela otoyol, mesela havalimanı, herhangi bir şeyin açılış töreninde o yatırımla ilgili herhalde yatırımın parasını hepimizin, muhalif olanların da, benim de, vergimle yapılan o yatırımın açılışında, o yatırıma giden devlet büyüklerinin bindiği uçak, helikopter, otobüsün parasını, benzin parasını ödeyenlerden bir de muhalif ben olarak herhalde, oraya giden devlet büyüklerimizin de çıkıp bir otoyol açılışında bir muhalefet liderine yönelik suçlamalarda bulunmasına mesela çıkıp deyin ki arkadaş bu devlet açılışı, burada niye siyaset yapıyorsun deyin. Hani devlet olanakları açısından bakıyorsunuz ya, hani sizin savınız bu ya, o zaman bunu savunmanız gerekiyor. Ha, bunu savunmuyor musun? O zaman samimi değilsin. Ama ben bir şey anlatırken ülkemiz için, benim için, senin için, ülkem için samimi, İyi niyetli bir şey anlatıyorum. Bir şey anlatıyorum. Yanlış da olabilir, yanlış dersin. Ama iyi niyetle bir şey anlatıyorum. Ali kazansın, Veli kazansın, Ekrem doğru falan demiyorum. Bir şey söylüyorum. Kimse bu ülkede hain değil. Herkes bu ülke için endişe duyuyor. Herkesin bir fikri var. Sen de çıkarsın, kendi fikrini anlatırsın. Kamuoyu, bu millet geri zekalı değil. Bakar, dinler,
benimki yanlışsa der ki yanlış, saçma konuşuyor kardeşim der, geçer gider. Ya bu kadar büyütecek bir şey yok ya. Farklı fikirlere saygı duymayı öğrenmek şart. Bu ülkede barış ve huzurun hepimizin yararına olduğunu bilmek şart. Böyle bir ortamda doların, ekonominin sakinleşeceğini bilmek şart. Huzur önemli.